Merhaba Reyhan abla. Tekrar hoş geldin. Çok Merhaba, güzel ben teşekkür ederim. seriye devam ediyoruz. Bugünkü konumuz ise yurt dışında çalışmak isteyen arkadaşlarımızı deneyimli, deneyimsiz veya yeni mezun olması fark etmeksizin bir yol haritasından bahsedeceğiz. Biraz daha cosplay gibi olacak bugünkü bölümümüz. Belki tüm bölümü bir şekilde paylaşabiliriz. Parça parça yerine de daha çok belki tercih edilebilir. O yüzden bütün bir şekilde ele alacağız konuyu. İlk olarak sorum Reyhan abla, yurt dışında çalışmak isteyen insanlar öncelikle nasıl karar vermeli? Nasıl? Ne tür bir yol izlemeli? Nereden başlamalı? Şimdi yurt dışına gitmek hakikaten çok büyük bir karar. Önce buna emin olmanız gerekiyor. Yani her anlamda kalben, zihnen, duygusal olarak bu kararı vermiş olmanız gerekiyor. Gerçekten başarılı olabilmeniz için. Çünkü çok büyük efor gerektiriyor. Bir sürü çaba gerektiriyor. İş aramanın kendisi başlı başına bir iş. Yurt dışına iş aramak ayrıyetten. Onun üstüne ekstradan bir iş. Dolayısıyla o kararı vermeden, o emeği göstermeden başarılı olmanız çok zor. Çok çabuk hayal kırıklığına uğrarsınız. Birincisi bu. İkincisi, karar vermek için bilgi sahibi olmak gerekiyor. Bilgi sahibi olmak için araştırma yapmak gerekiyor. Yani hangi ülkeye gideceğinizi bilmeden bir sürü ülke insanlar başvuruda bulunuyorlar. Sonuç alamıyorlar, üzülüyorlar. Onun yerine ülkeler hakkında özellikle hani daha önce gitmişsiniz çok daha iyi, biraz bilgi sahibi olursunuz ama hiç gitmemişseniz, hiç gitmediğiniz bir ülkede iş başvurusu yapmak, oradan mülakat için randevu alabilmek, görüşme yapabilmek gerçekten zor. O nedenle benim naçizane tavsiyem bir ilk önce ülkeleri keşfetsinler. Yani internette bir sürü kaynak var. Hem YouTube'da var hem Google'da arama yaptığınız zaman. Bir de her ülkenin şeyi var. Göçmenlerle alakalı web siteleri var. Ülkeyle alakalı bilgiler veren. Bunun haricinde dünyanın aşağı yukarı her ülkesinde mutlaka Türkler var. Türklerin kendi yazdıkları Türkçe bloglar var. Yani biz buraya nasıl geldik, nasıl başladık, hayatımız nasıl, memnun olduğumuz şeyler, alışamadığımız şeyler. Yani bunlarla alakalı gitmeyi düşündükleri ülkeler hakkında bir takım araştırmalar yaparlarsa, biraz fikir sahibi olurlarsa en azından bir hakikaten gidip gitme ceklerine karar verirler. Bu konuda kesin karar vermeden zaten bir şey yapmasınlar. Başvuruda bile bulunmayın. Benim naçizane tavsiyem. Tamam, ben kesinlikle gitmek istiyorum. Bu konuda kararı ve netim dedikten sonra da gideceğiniz ülkelerle alakalı daha detaylı bir çalışma yapmanız gerekiyor. Dolayısıyla en önce şey karar. Karar verirseniz mutlaka ilk adım atmak. Yani büyük serüvenlerden, küçük serüvenlerden ilk adımla başlıyor. İlk adım atarsanız gerisi bir şekilde geliyor. Kesinlikle kararlı olmak burada çok çok önemli. Çünkü bazı insanlar sürü mantığıyla birileri gidiyor ben de Evet. gitmeliyim. Bazı insanlar yurt dışına çıktığı zaman daha çok güzel deneyimleri oluyor, çok güzel anıları oluyor. Onlar gitti ben de gitmeliyim ama kararsız olan da çok fazla insan var. Bazı kişilerde adaptasyon sıkıntısı yaşayabileceğini düşündüğü halde başvurmayı düşünüyor. O yüzden her şeyi bir yere koyup iyi araştırma yaptıktan sonra bu kararı vermek bence de daha çok doğru. Peki kararı verdikten sonra hangi noktadan itibaren başlaması gerekiyor? Yapması gerekenler sırasıyla neler? Nasıl bir strateji izlemesi gerekiyor? Şimdi onun için bir yurt dışına gitmeye karar verdim. Yurt dışında hangi ülkelere gideceğine de karar vermesi lazım. Bununla alakalı da araştırma yaptım. Hangi ülkelere gitmek istediğimi de biliyorum. Ben naçizane tavsiye 2-3 taneden fazla ülke seçmeyin başlangıçta. Çünkü her bir ülkenin kendi şartları, iş arama koşulları, başvuru koşulları farklı. Oldukça yorucu oluyor. Bir ülke seçin öncelikle. O ülkelerle alakalı iyi araştırma yapın. O ülkenin iş arama portallarını öğrenin. Endüstrisiyle ilgili bilgi sahibi olun. Yani sizin diplomanız, çalıştığınız, eğitimini aldığınız veya işte staj yaptığınız, yeni mezunsanız veya çalıştığınız iş tecrübenizin olduğu alanlar hangisi? Örtüşüyor mu? O, mesela ülkeler burada çok büyük olan ülkeler de var, küçük olan ülkeler de var. Ama mesela Almanya'da genelde eyalet kavramı var. Hepsinin düzeni çok farklı. Bazen çalışma koşulları bile farklı oluyor. Dolayısıyla çalışacağınız endüstri, çalışmak istediğiniz branş, çalışmak istediğiniz bölge, hangi koşullar, buna karar verdikten sonra yapacağınız tek şey diplomanızı, transkriptinizi, daha önce iş yerinizden aldığınız referansları, staj yaptığınız yerden alacağınız referansları, hatta üniversiteden hocalarınızdan da referans alabilirsiniz. Size kişisel ve iş anlamında referans verecek olan insanlardan alacağınız referansları gitmek isteyeceğiniz ülkenin diline tercüme etmek. Normalde bütün evrakları benim naçizane tavsiyem İngilizce çevirmeniz.
Bütün dokümanları İngilizce çevirirseniz birden fazla ülkeye başvurduğunuzda değerlendirmesi daha kolay. Ama Almanya'da, İsviçre'de, Avusturya'da hatta Lüksemburg'da da şey istiyorlar. Evrakların Almanca tercümesini istiyorlar ama bütün evrakların. Dolayısıyla bu bölgelerde iş arıyorsanız mutlaka evraklarınızın Almancasını da tercüme ettirin. Sadece tercüme etmek gerekmiyor. Bu evrakların noterden yeminli tercüme tarafından tercüme edilmiş, noterden onaylanmış olması gerekiyor. Bazen bu da yetmiyor. Özellikle resmi kuruluşlar double legislation dedikleri bir şey var. Valilikten apostil istiyorlar. Dolayısıyla önce bütün bir evrakları hazırlayın. CV'nizi de hazırlayın. CV'niz mümkünse İngilizce olsun ama gideceğiniz ülkenin diline hakimseniz, mesela Almancanız iyiyse Almancayı hazırlayabilirsiniz. Daha kolaylaştırır iş bulma şansınızı. Sonra başvurularınızı bütün bu evraklarla beraber yapın. Avrupa'da genelde başvurular sadece CV ve cover letter'ı göndermekle yetmiyor. Genelde özellikle Avrupa Birliği'nin dışındaki ülkelerden başvuru alırken o ülkelerin diplomalarını, transkriptlerini, daha önceki firmalardan aldıkları referans dokümanlarını mutlaka istiyorlar. Bunun için de hem şirketlerin kariyer web sayfalarında hem de başvuru koşullarında bu dokümanları özellikle yazıyor. Bütün şu dokümanları da ilave edin diye gönderirseniz daha büyük şansınız olur. Bunun haricinde mesela üniversite, Türkiye'de herhangi bir üniversiteden mezun olduğunuz, sizin üniversitede bitirdiğiniz bölümün gitmek istediğiniz ülkeyle denkliğinin olması gerekiyor. Yani bizim ülkemizde bazı üniversitelerin, bazı bölümlerin Avrupa'da denkliği yok maalesef. Dolayısıyla diplomanız üniversitede, Türkiye'de üniversite bitirmiş olduğunuz halde Avrupa'da geçmiyor. Yani böyle çok sıkıntılı alanlar var, branşlar var. Dolayısıyla diploma denkliğinizi lütfen kontrol edin. Bana gelen en büyük soru, en çok sorulan sorulardan bir tanesi şeydi. Diploma denkliğimi nasıl kontrol ettirebilirim? Bunun için para vermem gerekiyor mu? Nereye başvurabilirim? İşte Almanya için handbookgermany.de diye bir web sitesi var. Burada diplomanızı kontrol edebileceğiniz link var. Mesela Almanya'da diplomanızı kontrol etmek ücretli değil. Hiç para vermeniz gerekmiyor. O linkten üniversitenizle ilgili bulduğunuz branşı kontrol ederek denkliğinizin olup olmadığını anlayabilirsiniz. Üniversiteniz, branşınız varsa diplomanız denktir zaten. Bunun haricinde burada resmi kurumlara başvurmanız gerekiyorsa veya master yapmanız gerekiyorsa, doktor yapmanız gerekiyorsa eğitim bakanlığına bağlı müdürlükler var. Her nasıl diyeyim, eyalette ve şehirde. Oralara gidip ben evraklarımın denkliğini bulunduğum bölgede denkliğini geçerliliğini teyit ettirmek istiyorum dediğiniz zaman onlar aldığınız derslere, notlara hangi şekilde notlandırıldığına bakarak bir denklik veriyorlar. Ve denktir, denk değildir de şu alanlarda denktir. Ekstra bunlar alınması gerekir gibi bir cevap veriyorlar. Onlar daha çok yani buraya geldikten sonraki süreç olduğu için en azından denkliği internetten kontrol edin. Denkliğiniz yoksa mevcut üniversite diplomanızı, Avrupa'da iş bulmanız çok zor. Yani o alanda bulamazsınız. Nerede bulabilirsiniz? Avrupa'da Türk firmalarında, Türk enstitülerinde, işte konsolosluklarda, Türk'ün işlettiği yerlerde denklik şartı aranmayabilir. Ama yabancı firmaların, yani Türk kökenli olmayan diğer firmalarda genelde özellikle yurt dışından, Avrupa Birliği'nin dışından eleman getirmek istedikleri zaman bunu arıyorlar. Bunu ispat etmeleri gerekiyor. Yani Avrupa'da mesela Almanya dışarıdan birisini getirecekse önce herhangi bir Alman vatandaşın o işi yapamadığını ve yeterince o işi yapacak piyasada eleman olmadığını ispat etmek zorunda. Sonra Avrupa Birliği'nin içinde öyle bir elemanı bulunmadığını ispat etmek zorunda. Ondan sonra ancak dışarıdan bir eleman getiriyor. Dolayısıyla bu süreç biraz uzun, çetrefilli ve masraflı olduğu için Avrupa Birliği'nde insanlar genelde Avrupa Birliği'ndeki kişilerin iş bulmasını tercih ediyorlar. Buradaki insanlara mümkün olduğunca iş imkanı sağlıyorlar. Ama sizin çalıştığınız alan çok spesifiktir, çok özeldir, çok tekniktir, yeterli eleman yoktur. O zaman Türkiye'den de getirirler. Son dönemde Almanya yanlış hatırlamıyorsam 1 Mart'ta bir göçmen işçi yasası çıkardı. Çünkü inanılmaz derecede teknik eleman eksiği var burada. Yani servis sektöründe çalışan, yine üretim sektöründe çalışan eleman az. Genç nüfus az olduğu için. Dolayısıyla bu geçen yasayla 6 aylık çalışma vizesi veriyorlar, oturum vizesi veriyorlar. O vizeyle beraber buraya gidip burada iş arayabiliyorsunuz. Bunu yapabilmeniz için önceden bu hazırlıkları yapmanız lazım. Burada onları yapma şansınız yok. Hem de çok masraflı. Yani burada bir tercüme yapmanın karşılığı Türkiye'nin neredeyse 5-6 katı masraflı. Elinizdeki imkanlarını yaptırmanız çok şey. Ön hazırlığı Türkiye'de yaparsanız çok daha iyi olur.
Peki, kesinlikle haklısın Reyhan abla. Hazırlıklarımızı temel olarak yaptıktan sonra bir sürece başlamak daha faydalı olacağını ben de düşünüyorum. Peki ön şartlar var mıdır yurt dışında çalışmak için, Avrupa Birliği'nde çalışmak için olmazsa olmaz denilen koşullar var mı? Şimdi ya bazı ön şartlar var. Mesela dil İngilizce bilme şartı her zaman aranıyor ya da bulunduğunuz ülke yani İngilizceniz var mı onu soruyorlar. Almanya için Almancanız var mı diye onu soruyorlar. En önemli aradıkları şey, işte Fransa'ya başlıyorsanız Fransızcanız var mı? Sonra uluslararası iş tecrübeniz var mı? En çok sordukları soru. Bir de teknik anlamda yeterli misiniz? Yani hangi firma sizi işe alıyorsa o aldığı işle alakalı ne kadar yeterli olduğunuz, bununla alakalı sertifikalarınızı vesaire bunları soruyorlar. Bunları kanıtlamanızı istiyorlar. Mesela o dokümanlar kısmında söylemeyi unutmuştum. Yine sertifikalarınız varsa Türkiye'de gittiğiniz seminerler, konferanslar, sertifikalar bunları da mutlaka çeviktirin. Bunları isteyecekler. Burada her şey kanıt üzerine. Yani Avrupa'nın kendi sistemi var. Bunlar kendi sisteminde birbirlerinin evraklarını, dokümanlarını kabul ediyorlar ama Avrupa Birliği'nin dışındaki evraklarını kabul edebilmesi için bunların koşullarına göre hazırlanmış olması lazım. Öyle olmayacağı için en azından tercümesinin, resmi tercümesinin yapılmış olması lazım. Genel olarak aradıkları şartlar değil şartı, uluslararası iş tecrübe şartı, çalışacağınız alanla alakalı yetkinlik şartını ararlar. Bunun dışında tamamen gerisi sizinle görüşen firmanın arasında geçen yine müzakere. Böyle söyleyeyim. Peki Reyhan abla. Ön koşullarımızda eğer bunlarsa nerelerden iş bulabiliriz? Hangi kaynaklardan iş bulabiliriz? Herhangi bir kariyer sitesi veya başka bir şey var mı Avrupa'da iş bulmak için? Bütün ülkelerin kendilerine özel lokal kariyer web siteleri var. Mesela bizim Türkiye'de nasıl kariyer.net varsa Almanya'nın da kendi kariyer siteleri var. Yani her ülkenin var. Hatta birden fazla. Bazen 20'den fazla. Şöyle yapabiliriz. Önümüzdeki günlerde Avrupa'daki ülkelerin benim en azından bildiğim işte Hollanda'nın olsun, Lüksemburg'un, Almanya'nın, İsviçre'nin kendi lokal kariyer sitelerinin linklerini videoların altına koyabiliriz. İnsanlar oradan başvuru yapabilirler. Ama Avrupa için genellikle LinkedIn ve Zing, özellikle Zing'i Almanca konuşulan ülkeler çok kullanıyor. Dolayısıyla en az iki platformda yurt dışından iş arıyorsanız, Avrupa'da iş arıyorsanız bu iki platformda profilinizin olması, CV'nizin bir benzerinin o platformda yer almış olması, iş konusunda, eğitim konusunda bütün alanlarınızın dolu olmuş olması önemli. Oralarda iş başvurusu bulunabilirsiniz. Platformda kendinizle alakalı her türlü bilgi koyarsanız insanlar sizi bulur. En önemli o. Bulunabilir olmak çok önemli. Çünkü herkes iş arıyor. Aynı zamanda firmalar ve insan kaynakları danışmanları da eleman arıyor. Ama karşılaşamazsanız sebebi sizin tarafta yeterince bilgi eksikliğinden. Yani onu doğru bir şekilde orada sunamamışsanız, profilinizi doğru koymamışsanız, yeterli bilgiyi koymamışsanız, platformları aktif kullanamıyorsanız iş bulmanız çok zor. Yani en az mutlaka LinkedIn ve Zing'de herkese tavsiye ediyorum. İster öğrenci olsun, ister yeni mezun olsun, ister çalışan olsun mutlaka profilinizi tam doldurun. Bu zamana kadar bütün çalıştığınız yerleri, yaptığınız işleri, o yaptığınız işlere edindiğiniz tecrübeleri, bilgiyi, yetenek ve yetkinlikleri oraya koyun. Daha önceki çalıştığınız yer, şimdiki çalıştığınız yerlerden veya staj yaptığınız yerlerden alabilirsiniz. Mutlaka şey alın, referans mektubu alın. Orada recommendation letter diye bir bölüm var. Mesela daha önce çalıştığınız hatta müşteriniz bile yani sizin hakkında pozitif şeyler söyleyecek insanlardan sizin için bir şeyler yazmalarını isteyin. Ve orayı aktif kullanırsanız sadece iş başvuru yapmakla kalmazsınız, insanlar sizi bulur. Dolayısıyla en basit platform olarak diyebileceğim ortam orası. Bugün Zing Almanya'da iş bulmak için daha çok kullanılıyor. Yani Zing'i insan kaynakları platformları da, insan kaynakları yöneticileri, firmaları da çok kullanıyorlar. Ben mesela Zing üzerinden daha çok Almanya kaynaklı iş teklifi alıyorum. Ama uluslararası diğer iş teklifleri genelde LinkedIn'den geliyor. Onlar arıyorlar, sizi buluyorlar. Dolayısıyla profilinizin tam olması gerekiyor. Bulunabilir olması gerekiyor. Bunun dışında yine lokal bölge bölge her bölgenin şeyi var. İnsan kaynakları platformları var. Dolayısıyla açık olan işleri oraya bildiriyorlar. Orayı takip edebilirler. Aynı zamanda yine her ülkenin kendi iş kuru var. Bizim Türkiye'deki iş kuru gibi. Onlar düzenli iş ilanı yayınlıyorlar ama oralara erişebilmeniz için kayıt yaptırmanız ve kaydınızın kabul olması lazım. Bu da yurt dışından çok mümkün değil.
Dolayısıyla benim naçizane tavsiyem öncelikle LinkedIn ve Zinc'i kullansınlar. Böylece bazı bizim vereceğimiz linklerdeki web sayfalarını, CV'lerini bıraksınlar. Dolayısıyla başlangıç olarak bu yetecek zaten. İlk aşamayı o şekilde yaptıkları zaman süreç kendi kendine ilerlerken öğrenecekler. Peki Reyhan abla, iş başvurusunu yaptıktan sonra iş görüşme süreci nasıl gidiyor? Almanya'da iş mesela başvurusu yaptıktan sonra kabul alırsak ve görüşme süreçlerine başlarsak Almanya'ya gitmemiz gerekiyor mu görüşmelerin devamı için? Şimdi genelde ilk görüşme insan kaynakları yapar. Yani biz sizi tanımak ister, CV'nize yazdığınız şeyleri bir de sizin ağzınızdan duymak ister. Eğer sizin ilk görüşmesi pozitif geçmişse bunlar için hemen Almanya'ya davet etmezler. Hani şimdiki süreçte her şey daha çok online olduğu için. Almanya ne zaman davet edecekler? En son yapılması gereken mülakat ve kesin kararın verileceği anda genelde davet ediyorlar. Onun dışındaki bütün süreçlerde online veya telefonla görüşme yapıyorlar. Karşı Skype kullanıyorlar mesela, Webex'i kullanıyorlar. Dolayısıyla önce insan kaynaklarıyla bir görüşme yaparsınız. Sonra çalışacağınız departmanın yönetici ve yöneticileriyle bir görüşme yaparsınız. Veya bir takım şeklinde çalışacaksanız takımdan insan ve takımın yöneticileriyle görüşme yaparsınız. Bunların hepsi pozitif geçmişse öyle sizi çağırırlar. Hatta bazen final görüşmesi için bile çağırmıyorlar. Masraf olacağını düşündükleri için size kontrat gönderiyorlar. Kontratta hem fikirseniz anlaşıyorsanız kontrat imzaladıktan sonra İşe başlamadan önce bir ön görüşmeyi çağırıyorlar. Dolayısıyla süreç değişebiliyor. Staj görüşmeleri için de aynı şekilde. Önce insan kaynakları görüşür, sonra teknik bölümden birisiyle görüşürüz. Genelde minimum 2 veya 3 görüşme olur. Bunun haricinde bazı pozisyonlar için daha görüşmeye başlamadan önce bir takım testler yapmanızı istiyorlar. Kişilik testleri olsun, analitik testler olsun. Dolayısıyla o testleri geçtikten sonra ya da işte bir baraj seviyesi var. O baraj seviyesinden daha yüksek not almışsanız o testlerde, ondan sonra diyorlar ki tamam bu testler pozitif geçti veya iyi geçti, bir sonraki aşamaya geçeceğiz şeklinde. Ondan sonra bu süreç o şekilde ilerliyor. Peki Reyhan abla, iş görüşmeli süreçleri bu şekilde gidiyor. Ancak hangi ülkelerde daha çok şansımız var? Hangi ülkelerde ne tür iş pozisyonları açılıyor? Hangi ülkelerde daha çok fazla iş pozisyonu var? Şimdi şöyle söyleyeyim. Almanya ekonominin çok iyi olması sebebiyle en çok teknik eleman akışının olduğu ülkelerden bir tanesi. Bu sebeple de burada iş imkanı çok fazla ama dediğim gibi şey sizin çalıştığınız branş da çok önemli. Yani hangi branşta eğitim aldınız, geçmişiniz hangi alanlarda çalıştınız? Mesela Almanya üretim ülkesi. Dolayısıyla üretim sektöründe teknik anlamda çalışıyorsanız iş çok fazla. Aynı zamanda burada servis sektöründe çalışan insanların da çoğu genellikle göçmen. Bakın bütün tezgahtarlara, satış danışmanlarına, yani insan ilişkileri, Almanlar genelde mesafeli, soğuk oldukları için insan ilişkileri gerektiren işlerin tamamında neredeyse şey çalışıyor, göçmenler çalışıyor. Fırsat daha fazla. Yine Hollanda, Fransa, Lüksemburg çok yüksek miktarda göçmen olan ülkelerden bir tanesi. Yani bu Merkez Avrupa ülkelerine başvurmalarını tavsiye ederim ama koşulları tabii daha ağır oluyor. Bunun haricinde daha kolay koşullarda çalışmak isterseniz Güney Avrupa ve Doğu Avrupa'da da iş imkanları var. Yani Balkan ülkelerinde de çalışabilirsiniz, Karadeniz'in kıyısında olan ülkelerde de çalışabilirsiniz. Önemli olan sizin tecrübeniz, eğitim ve tecrübenizin olduğu alana yönelik hangi ülkelerde iş fırsatları var. Yani bugün bir Fransa'nın ağırlıklı çalıştığı sektörlerle Almanya'nın ağırlıklı çalıştığı sektör ve İtalya'nın ağırlıklı çalıştığı sektör birbirinden çok farklı. Yani makine sektörü, üretim sektörü, ağır sanayi, otomotiv sektörü mesela Almanya'da popüler, burada devamlı bir talep var. Eleman eksi de var, talep de var. Bulmanız daha kolay. Mesela Lüksemburg finans ülkesi. Dolayısıyla finans sektörüne IT'ye yönelik, ICT'ye, teknolojiye yönelik, yazılıma yönelik, dijitalleşme süreciyle alakalı bir işte çalışıyorsunuz, iş bulma imkanı çok fazla. Fransa mesela yazılım anlamında çok, yazılmıyorum, elektronik anlamında daha gelişmiş bir ülke. Elektronik mühendisi olarak iş bulabilirsiniz. Savunma sanayi, havacılık sektöründe iş bulabilirsiniz. Turizm sektöründe, yani servis sektöründe bütün ülkelerde aşağı yukarı iş bulma şansınız yüksek. Ama spesifik olarak mühendislik alanında her bir ülkenin şeyi farklı. Neydi? İhtiyacı olan farklı. Bunu şu yapabileceğiniz en kolay şey, LinkedIn'de mesela ülkeyi seçin. Sizin çalışabileceğiniz endüstrileri ve branşları seçin. Bakın orada hangi firmalarda ne kadar iş ilanı var.
Zaten orada açık olan iş ilanlarından o ülkedeki mevcut fırsatları görebilirsiniz. Bir de şunu söyleyeyim, sadece iş ilanı fırsatı göstermez. Genelde mevcut ihtiyaç olan pozisyonların %70'i her zaman diyorum, internette hiçbir zaman düşmez, yayınlanmaz. Siz kendi sektörünüzdeki firmaları tanıyorsanız, o sektörde iş yapan yurt dışındaki firmaları tanıyorsanız direkt o firmanın yurt dışındaki web sayfalarından kariyer başvurusunda bulunun. Büyük uluslararası firmalar şey yapar. Mesela Airbus benim çalıştığım firmalardan bir tanesi. Airbus'un sitesine girip kariyer bölümünü seçtiğiniz zaman bütün ülkelerdeki iş ilanlarını görürsünüz. Spesifik hangi ülkede çalışmak istiyorsanız sadece o ülkeleri seçtiğiniz zaman o ülkelerdeki açık iş ilanlarını gösterir. Aynı zamanda job alert diye bir şey var. Yani alarm yaratabiliyorsunuz. Yani çalışmak istediğiniz ülkede yeni bir iş yayınlandığı zaman otomatik size haber geliyor. Benim naçizane tavsiyem, eğer firmalar hakkında zaten nerede, hangi firmada çalışmak istediklerini biliyorlarsa o firmanın internet sitesine girip kariyer bölümünden böyle job alert yaratsınlar. Gitmek istedikleri ülkedeki açık pozisyonlara baksınlar. Genel başvuru yapsınlar. LinkedIn'den takip etsinler. LinkedIn'den yine bu iş alarmı yaratabiliyorsunuz. Yanlış hatırlamıyorsam 10-12 tane. Dolayısıyla düzenli olarak takip ederseniz iş bulmanız mümkün değil. Yani iş açığı zaten çok. Eleman açığı çok. Bizim meselemiz, sıkıntımız insan kaynakları doğru elemanı bulamıyor. Doğru eleman işi bulamıyor. Yani buradaki benim insan kaynakları network'üm çok geniş. Mesela Almanya'da olsun, Avrupa'da olsun. Benim orada çalışan arkadaşlarım şey diyor, biz eleman bulamıyoruz. Yani eleman kıtlığı var. Senin network'ünde bize yardımcı olacak insan var mı? Ben böyle çok şey aldım, bana bize yardımcı olur musun, iş durumlarımızı yayınlar mısın vesaire. Dolayısıyla insan kaynakları eleman bulamıyor. Niye? Çünkü insanlar yani hazırlamış olduğunuz özgeçmiş sadece sizin elinizde olunca hiçbir şey yaramaz ki. Özgeçmiş çok detaylı bir şekilde LinkedIn'de yapacağınız, yaptığınız işler, yetenekleriniz yayınlanmamışsanız, LinkedIn'de yayınlanmamışsanız, bir web siteniz yoksa, network'ünüz yoksa, herkese ben iş arıyorum diye duyuru yapmamışsanız insanların sizi bulması çok zor. İş bulmak zor değil. İş bulmak uzun bir süre. Çaba gerektiriyor. Çabayı gösterirseniz mutlaka bulursunuz. Ama çabayı, yeterince çabayı göstermeden hemen birden iş bulmaya çalışınca insanlar hayal kırıklığına uğruyorlar. Yani 2-3 ay uğraşmak olmaz. Minimum 6 ay uğraşacaksın. 1,5 sene uğraşacaksın. 2 sene. Uğraşırsan dünyanın istediğin her yerinde iş bulursun. Ama oraya gidebilmek için oradaki insanları daha iyi bilmen lazım. Düşünün, Almanya daha Çin'den, Hindistan'dan, Vietnam'dan insanlar geliyorlar. İş bulabiliyorlar. Nasıl bulabiliyorlar? Yani şurada Türkiye o kadar yakın ki Almanya, o ülkelerle karşılaştırdığımızda. Nasıl buluyorlar biliyor musunuz? Bizim ülkemizdekilerden daha fazla çaba sarf ederek. Yani sadece daha ucuza çalışarak değil. Çünkü sonuçta burada belirli bir minimum maaş düzeyi var. Onun altında hiçbir firma daha düşük çalıştıramaz. Burada her şey regülasyonlu, her şey kurallara tabi. Dolayısıyla oradan eleman getiriyorlar, sebebi burada eleman bulamadıkları için. Yani bizim mesela Türkiye'deki insanlar yurt dışına gitmek istiyoruz diyor ama çaba sarf etmiyorlar. Bir de gitmek istiyorum diyor ama gitmek istemiyor. Nasıl oluyor? Gitmek istiyorum diyor ama gerçekten gitme konusunda karar vermemiş. Ya ben orada yalnız kalırsam, işte ailem burada, yapamazsam, gitmeye hazır değil. Hani dilek olarak istiyorlar ama aslında kalben fikrin her anlamda onun kararını vermiş olmadıkları için, çaba göstermedikleri için buraya gelemiyorlar. Yoksa Avrupa, yani burası iş cenneti. Burada iş bulamazsanız başka yerde iş bulamazsınız. Üretimin çok olduğu bir yer burası çünkü. Hem üretim var hem tüketim var. Ekonomi bir şekilde dönüyor. Fırsat var. Yani şu anda virüsten dolayı her taraf kapalı gibi görünse de inanın şey var. Bu süreç geçecek. 6 ay, 1 sene sonra gelecek. Yine eski dönemi devam edecek. Yine uçaklar dönecek. Dolayısıyla yok gibi düşünmeyeceksiniz. İş aradığınız her zaman iş bulursunuz. Üretimin olduğu, tüketimin olduğu, gelir düzeyinin yüksek olduğu yerlerde iş bulmak daha kolay. Teşekkürler Ayhan abla. Cümlelerin arasında da bahsetmiştin. Belçika'da, Hollanda'da, Almanya'da yabancı kökenli elemanların çalıştırılma imkanlarının olduğunu söylemiştin. Peki o ülkelerdeki işverenler yabancı kökenli eleman çalıştırmayı neden istesin? Yabancı kökenli eleman çalıştırmak istediklerinde baktıkları kriterler nelerdir? Ne tür avantajları var?
Ya da dezavantajları var. Şöyle söyleyeyim, bazı işleri kendi vatandaşı yapmak istemiyor. Mesela servis sektöründe olan işleri, hani en basitten şöyle söyleyeyim. Duvar sıvacısı, kalebodurcusu, ondan sonra tesisatçısı, bu işleri yapan Alman çok az. Bunları genelde zaten hep göçmenler yapıyor servis sektöründe. Bugün restoranlara gidin, restoranda çalışanların çoğu, restoranların sahipleri bile göçmen. Dolayısıyla insanlara servis sektöründe eleman eksikliği, Almanların kendisi çalışmadıkları için veya işte yani çalışmadıkları için demeyeyim, biz zaten genç nüfus çok az. Olan nüfus genelde daha çok yönetici ağırlıklı, daha üst segmentte eğitim alıp üst segmentte çalışmak istediği için alt mavi yakalı olan sektörde çalışmak isteyen insan sayısı çok az. O nedenle yabancı elemana ihtiyaç duydukları için ele alıyorlar. Birincisi. İkincisi, biz Türkiye'de mesela çok daha uzun saatlerde, çok daha ucuza çalışırken burada insanlar günde maksimum 8-9, yani bir insan en fazla 10 saat çalıştırabilirsin. Kanunen 10 saatten fazla çalıştıramazsın. Çoğunlukla insanlar 4-6 saat arasında çalışıyor. İyi bir servis sektöründe bile. Burada mesela ben defalarca gördüm. Kaç tane restoran gördüm. Kapandığını niye kapanıyorsunuz dedim. Çalışacak şeyi bulamıyoruz. Restoranda servis hizmeti veren kişi bulamıyoruz. İş yapacak genç yok diyor yani. Düşünebiliyor musunuz? Restoranı kapatıyorsunuz. Müşteriniz var ama müşteriye servis verecek elemanınız yok. Dolayısıyla sıkıntı orada. Yine şey daha üst segmentte. Yani mühendisiz mesela niye ara? İşte mühendis sıkıntısı var. Mühendis sayısı çok az. Elektronik mühendisi olsun, makine mühendisi olsun, otomotiv mühendisi olsun. Hani burada mesela Almanya'da şey düşünüyorlar. Burası çok gelişmiş bir ülke. Burada mühendis çok değil. Yanında mühendis çok yok. Burada üniversiteye gitmek isteyen insanların sayısı %20'den daha az. Ben çalıştığım alanlarda çok az bayan mühendis gördüm. Yani çalıştığım firmalarda bayan mühendis olup da yönetici olan sadece ben de. Bayanlar çalışıyorsa ya sekreter olarak çalışıyor ya temizlik görevlisi. Yine servis işinde çalışan insanlar. Onun dışında mühendis olarak üst düzey olarak çalışan bayan çok az. Yani Airbus'ta sadece arkadaşlar vardı. Türk. Onlar da Türkiye'den gelmişti. Onun dışında Alman kökenli olup da mühendis ben bir veya iki tane gördüm. Yok gerçekten. Yani teknik eleman sıkıntısı olduğu için genelde göçmenleri alıyorlar. Servis sektöründe hizmet edecek insan olmadığı için göçmenler alıyorlar. Bir de göçmenler gerçekten daha uzun süre çalışabiliyorlar, itiraz etmiyorlar. Almanlar genelde şeydir, rahatına düşkündür. Yani onlar için bu hani iş özel hayat dengesizlikleri şey çok önemli. Saat 5'te değil mi adam gider? Ya burada çalışma saatleri 6 ile 6 arasındadır. Yani 6'da gelirseniz 3'te çıkarsınız, 7'de gelirseniz 4'te, 8'de gelirseniz 5'te, 9'da gelirseniz 6'da çıkarsınız. Bir iş var bitmesi gerekiyor. Saat 6'da geldiniz, 3'te çıkmak istiyorsunuz. Bitmedi, bitirip de çıkmaz. Bırakın, ertesi gün gelir devam eder. Siz de onu bitirmeye zorlayamazsınız kanuni olarak. Şimdi ama bizim kültürümüz öyle değil. Biz gerekiyorsa gece 12'lere kadar ofiste kalıyoruz yani. Yani bizim kültürümüzde o iş mutlaka bitmeli. Öyle olduğu için buna benzer yine Akdeniz kültüründen gelen mesela burada İtalyanlar çok, İspanyollar, Portekizler de çok çalışan. İşçi kesimine bakarsanız zaten çoğunluğu göçmen. Göçmenler genellikle üst düzey işlerden ziyade genelde mavi yaka operatör veya orta kademe, maksimum orta kademede çalışıyor. Lüksemburg biraz daha farklı bir ülke diyebilirim. Lüksemburg'un yarısı göçmen kökenli. Lüksemburg'un nüfusu çok az olduğu için ekonomisi tamamen göçmenlere dayanıyor. Mesela orada üst düzey yöneticilerin çoğu göçmen. Öyle farklı şeyler de var, farklı koşullar, durumlar da var. Ülke ülke bazı değerlendirmek lazım. Haklısın Reyhan abla. Özellikle yaş durumundan dolayı, Avrupa'daki genç nüfusun azlığından dolayı mavi yakalıların da fazla iş imkanı olduğunu ben de açıkçası seninle aynı fikirdeyim. Ben de senin gibi düşünüyorum. Peki, başvurularda dokümanlardan bahsetmiştik. Şimdi yabancı göçmenlerden de bahsettik. Bir kişi Avrupa'ya iş başvurusu yaparkenki süreçler, dokümanlar ve işin ilerlemesi, görüşmelerin ilerlemesiyle Amerika veya Asya'da, Güneydoğu Asya veya Uzak Doğu Asya'daki pozisyonların ilerlemesi ya da iş görüşmelerinin devam etmesi arasında farklılıklar var mıdır sence? Evet var. Almanya, yani sadece Almanya'yı çok konuşmuyorum. Avrupa'da süreçler daha uzun.
Burada biraz daha hiyerarşi hakim. Yani bir kişi nişan alınmasında birden çok seviyenin onaylaması gerekiyor. Bazen bir sene kadar sürebiliyor bir pozisyonun mülakatı. Ama Amerika'da benim bu zamana kadar yaptığım görüşmelerde çok daha kısa sürede çok hızlı bir şekilde karar veriyorlar. Birisini alıp almayacaklarına. Daha aktifler onlar, öyle söyleyeyim. Çok daha hızlı karar veriyorlar. Ama şeyleri farklı mesela. Almanya'nın ve Avrupa'daki CV formatlarıyla Amerikan CV formatları farklı. Burada her türlü kişisel bilgiyi, fotoğrafı isterken Amerika kesinlikle bu bilgileri istemez. Ayrımcılık olmasın vesaire diye onlar farklı bilgiler istiyorlar. Mesela yine Amerika'da diploma ve transkript, ne bileyim, referans mektuplarını iş başvurusu yaparken istemiyorlar. Onları işe kabul edildikten sonra istiyorlar. Uygulamalarda farklılıklar var. Amerika'nın web sayfaları, yani Amerika yazılım sektörünü çok çok gelişmiş olduğu için iş alma süreçleriyle alakalı uygulamalar da çok gelişmiş olduğu için orada çok daha hızlı ilerliyor. Bir de orası gelişim ülkesi. Genç nüfusa daha çok hitap ediyor. Amerika'da iş bulmak da kolay ama son dönemde tabii Donald Trump'ın göçmenlere karşı aldığı kararlardan dolayı biraz sıkıntı yaşıyorlar oradaki göçmen, yani mevcut göçmenler de gitmek isteyenler de. Ben genelde pozitif olma taraftarıyım. Yani aradığınız zaman iş gerçekten bulabiliyorsunuz. Orada da kalifiye, teknik, spesifik elemanlara gerçekten ihtiyaç var. Ben aldığım tekliflerden biliyorum. Yani çok spesifik bir alanda, nişe bir alanda çalışıyorsanız, o alanda uzmansanız dünyanın her yerinde iş teklifi alabiliyorsunuz. Asya biraz daha farklı. Asya'nın kendi yani Asya'da her ülkenin kendine göre şey koşulları var. Bir de dili farklı biliyorsunuz. Onlar farklı bir dil kullanıyorlar. Latin alfabesi kullanmıyorlar. İş aramak nasıl zor orada? Dilini bilmediğiniz için araştırma yapamazsınız. Yani Avrupa'da bugün İngilizce araştırma yapın çıkar. Mesela Çin'de pek çok şey yasak. Dolayısıyla o bilgiye ulaşmak da zor. Benim naçizane tavsiyem Asya ile alakalı bilgi almak istediğinizde mutlaka o bölgedeki konsolosluklarla görüşün. Yani bugün Ekonomi Bakanlığı yanlış hatırlamıyorsam ya da Ticaret Bakanlığı'nın web sitesinde şey var. Konsolosluğuna danışın, müşavirime danışın linkleri var. Orada bütün konsolosluk ve müşavirliğin e-mail adresleri de var. Ve gerçekten insanlar çok yardımsever insanlar. Mail attığınızda gitmek istediğiniz, çalışmak istediğiniz ülkelerde fırsatları sorduğunuz zaman onlar o bölgedeki Türk firmalarını da biliyorlar. Hem iş aramanız, iş bulmanız konusunda yardımcı olurlar. Eğer zaten o konuda bilgi sahibi değillerse size kaynak gönderiyorlar. Bakın şuradan arayabilirsiniz, bu linklere tıklayabilirsiniz vesaire diye. Bunlar size yardımcı olur. O bölgedeki Türk gruplarını, Türk topluluklarını bulun. Nerede bulabilirsiniz? Web sitelerinde bulabilirsiniz. Google'dan arama yaparak bulabilirsiniz. Bunun haricinde Facebook'ta olsun, LinkedIn'de olsun, çeşitli online platformlarda Türk grupları var. Oralardan bulabilirsiniz. Her ülkede aşağı yukarı Türk İş Adamları Derneği var mesela. Oralardan kendinize ne Türk edinip iş fırsatlarını sorabilirsiniz. Aşağı yukarı neredeyse her ülkede Türk, mesela Türk Alman Ticaret Odası, Türk Hollanda Ticaret Odası, Türk Fransa Ticaret Odası gibi Türklerle diğer ülke vatandaşlarının ortak kurdukları ticaret odaları var. Bu ticaret odaları aynı zamanda o sektördeki hem Türk firmalarını hem Türklerle beraber çalışan yabancı firmaları da bilgi sahibiler. Onlara mutlaka kontak kurun. Mail atın, kendisini tanıyın, iş aradığınızı söyleyin. Size yönlendirmelerini isteyin. Hem network'ünüzü geliştirmiş olursunuz hem birliğine size referans olmuş olur. O ülkeye referans alıcıyla girmek, kendi başınıza girmeye çalışmaktan çok daha kolay. Ha, arada farklar var mı? Mutlaka farklar var. Yani ben hepsini söyleyebilir miyim? Avrupa'nın içindeki farkları biliyorum, Afrika'da biliyorum ama Asya'da mesela benim tecrübem Japonya, Çin'le genelde sınırlı. Hatta biraz da Tayvan'ın falan da biliyorum ama diğer ilgili çok fazla bilgim yok. Sadece farklı olduğunu biliyorum. Alfabeleri farklı olduğu için iş arama süreci de zor ama mühendislik olsun, teknik olsun, üst düzey, uluslararası sektörlerde iş bulabiliyorsun. Nedir bu? Mesela IT sektörü, ondan sonra elektronik sektörü, teknoloji ağırlıklı sektörü, öyle söyleyeyim. Yüksek teknoloji gerektiren yazılım sektörü, havacılık sektörü, uzay sanayi, mesela savunma sanayi, bunlar çok spesifik alanlar. Bunların dili de İngilizce. Çalışan eleman sayısı da az. Zaten eleman kıtlığı var bu alanlarda. Dolayısıyla dünyanın herhangi bir yerinde bunlarla alakalı iş aradığınız zaman iş bulma şansınız daha yüksek. Ama sizin çalıştığınız alanla alakalı araştırma ancak siz yapabilirsiniz.
Ben de kendi açıkçası bir sene Tayland'da yaşadığım süreçte edindiğim bilgileri söylemek istiyorum. Bu süreç içerisinde şöyle bir durum var Asya'da. Asya'da bir Avrupa Birliği gibi bir birlik yok. Sadece ekonomik birlik olarak ASEAN var. Onun dışında daha kuvvetli bir birlik yok. Vize birliği veya başka bir şey de yok. Bu yüzden dolayı Avrupa Birliği'nden daha kopuk birbirlerinden Asya'daki ülkeler. Profil olarak da baktığımız zaman Asya ülkeleri çok farklı şekilde kategori olmuşlardır. Özellikle Orta Doğu, Güneydoğu Asya'ya ve Doğu Asya'ya baktığımız zaman Güneydoğu Asya'da Tayland gibi hardware'in daha çok donanım üretimin olduğu bir yere görebiliyorsunuz. Genellikle otomobil üretimi olsun ya da eski televizyon olsun, hard disk olsun ya da daha eski uzun soluklu kullanılan elektronik cihazların üretimi daha fazlayken Vietnam'a baktığımız zaman ise daha çok güncel olan elektronik üretimleri mevcuttur. Daha az hardware'in olduğu, daha az otomobil üretiminin olduğu bir ülke olarak gösterebiliriz. Singapur'a baktığımız zaman ise tamamen finansal ve teknoloji üzerine yoğunlaşmış bir ülke. Endonezya ve Malezya'ya baktığımız zaman kendilerini yazılım alanında geliştirmeye çalışan ülkeler. Japonya'ya baktığımız zaman ise hemen hemen hepsinin olduğu, çünkü nüfus olarak da birçok ülkeden daha fazla olduğu için daha çok konglomerat bir yapıda, daha fazla yazılım, daha fazla donanım, daha fazla hardware, elektronik bulabilirsiniz. Güney Kore'ye baktığımız zaman ise daha çok elektronik bazlı işler çok fazla. Özellikle elektronik devleri Samsung, LG ve diğer telekomünikasyon, South Korea Telecom gibi birçok firma var. Bunun yanı sıra da daha çok emerging olan sektörler de var. Özellikle Tayland için benim bulunduğum zamanlarda Fintech üzerine çok fazla çalışmalar yapıyorlardı. Özellikle finans ve finans yazılımları üzerine çok fazla çalışmalar yürütüyorlardı. Oradaki fuarlarda tanıştığım birisi Fransız bir çift, iki erkek. Tayland'da yaşamaya başlamışlar. Orada kendi firmalarını kurmuşlar ve firma cyber security, online security üzerinde kurmuşlar firmayı ve çok fazla ihtiyaç olduğunu söylediler. Açıkçası ben de bunu duyunca çok şaşırmıştım ki yaşları da oldukça gençti. Benim bulunduğum zaman da 2018 yılında 3 yıllık, 4 yıllık bir firma geçmişleri vardı ve çocuklar 26-27 yaşlarındaydı. Yani genç yaşlarda oraya yabancı olarak kendi firmalarını kurup oradaki bir iş düzenini kurmaları da o kadar çok Cesaret. imkansız değil gibi gözüküyor. Kesinlikle cesaret gerektiren bir durum. Cesaret edince mutlaka oraya gittiğinizde oradaki eksiklikleri Avrupa'dan gittiğimizden dolayı çok çabuk kavrayıp nelere ihtiyaçlar olduğunu çok güzel analiz edebiliyoruz. O yüzden orada da çok fazla imkan olduğunu düşünüyorum. Tek bir problem dil problemi. Alfabe olarak da çok büyük problemler var. Özellikle Tayland, Kamboçya, Vietnam. Vietnam'da Latin alfabesi kullanılmasına rağmen çok farklı alfabeler var. Çin'de Çince, Japonya'da Japonca, Kore'de Korece, Tayvan'da tekrar tradisyonel Çince olduğundan dolayı bilgi almak ciddi anlamda zor. Ama Google Translate'i bayağı kullanırsanız ciddi anlamda aktif olarak olacağınızı ben açıkçası düşünüyorum. İleride yapacağımız videolarda hangi firmalarda, hangi linklerde, hangi ülkelerde iş bulacağımızı tekrar konuştuğumuz zaman ben de açıkçası Asya'da iş bulmak isteyen, Uzak Doğu'da iş bulmak isteyen kişilerin başvurabileceği linkleri, açıklamaları eklemeyi açıkçası ben de düşünüyorum. Peki iş bulmak için ne tür network yapmamız gerekiyor? Network nasıl kazanabiliriz? Çünkü işe girdikten sonra network de çok önemli. Avrupa'da insanlar networklerini nasıl genişletebilirler? Avrupa'da network yapmak zor. Sebebi şey, burada insanların çok dar bir alanı var. Yani şöyle söyleyeyim, insanlar çocuk döneminde, ilk eğitim dönemlerindeki networklerini çok uzun sürece, bir ömür boyu korumaya çalışıyorlar. Mevcut birinci derece olan networklerini çok az sayıda insan kabul ediyorlar. Dolayısıyla o network'e girmek çok zor, ama girince bir ömür boyu o network'ün içinde kalıyorsunuz. Amerika'da insanlarla arkadaş olmak, network'ün içine girmek daha kolay, ama samimiyet, derinlik daha az. Dolayısıyla hani birinci derecede network kurmak için öncelikle buradaki, eğer firmanız yok, kendiniz iş arıyorsanız, Avrupa için özellikle LinkedIn ve Zing'de firmaları takipli firmalardaki çalışanlarla bağlantı kurabilirsiniz.
Birinci yapabileceğiniz iş o. İkincisi çalışmak istediğiniz sektörle alakalı burada çeşitli seminerler, konferanslar, işte şovlar, etkinlikler, fuarlar falan düzenleniyor. O fuarları takip edin. Katılan firmalara bakın. Firmaların yöneticilerine mail atabilirsiniz. Daha önceki soruda bahsettiğimiz gibi burada Türk mesela Alman iş adamları, Hollanda iş adamları, Fransız iş adamları dernekleri var. Onlara kontak kurabilirsiniz. Oradan network edinebilirsiniz. Ticaret odalarından network edinebilirsiniz. Veya Türkiye'ye gelen yabancılar aracılığıyla network kazanabilirsiniz. Türkiye'de de yine bizim İstanbul Ticaret Odası, sanırım Ankara Ticaret Odası da çeşitli aktiviteler düzenliyor. Yani çalıştığınız, bulunduğunuz sektördeki hem Türkiye'deki hem yurt dışındaki kümeler olsun, dernekler olsun, bu faaliyet gösteren enstitüler olsun, onların aktivitelerini, duyurularını, organizasyonları takip ederseniz, birebir onlara e-mail atıp kendinizi tanıtırsanız bir network edinebilirsiniz. Hele de şimdi mesafeden dolayı network edinmek zor olsa da bu virüsten dolayı online kullanım o kadar çok arttı ki kullanmayan insanlar da kullanmaya başladılar. Dolayısıyla insanların online, internet üzerinden network kazanma ve oradaki insanlar, oradan tanıştığı insanlara güvenme imkanı yükseldi. Önceden insanlar internette, ben biliyorum mesela LinkedIn'den hiç network tanımadığı insanlar network'üne ekledi. Ben bir sürü insan tanıdım Almanya'da. Ben hiç kullanmıyorum, ancak tanıdıklarımı ekliyorum. Halbuki bu tarz sosyal platformların amacı zaten tanıdıklarını eklemek değil, tanımadığın insanlarla tanışmak. Burada onun kullanımı çok farklı bir şekilde. Network edinmek istiyorsanız aktif olarak çalışmanız gerekiyor. Bir amacınızın olması gerekiyor. Benim gördüğüm rastgele onunla bağlantı kurayım. Herkes birbirine davetiye gönderiyor. Yani kişisel bir mesaj yer almıyor. Niye karşıdaki kişiye bağlantı kurmak istiyorsun? Bir açıklaması yok, bir şey yok. Öyle bir network ise hiçbir faydası olmaz ki. Bir insanla bağlantı kuruyorsanız mutlaka onun için bir amacınız olması lazım. Yani bir, o kişiden ne tür bir beklentiniz var? İkincisi, siz o kişiye nasıl katkıda bulunabilirsiniz? Amacınız ne? Sağlamak istediğiniz şey ne? Bunun kararını vererek yapmak istediğiniz network bilinçli yapın. Dolayısıyla siz ileride o network, siz ihtiyacınız olduğunda o network size geri dönüş sağlar, size yardım eder. Mesela iş fırsatları bulabilirsiniz network'te. İş teklifi alabilirsiniz, ortaklıklar kurabilirsiniz, staj imkanı bulabilirsiniz. Aradığınız bilgiyi yani bir bilgi ararsınız mesela, bulamazsınız. O bilgi, aradığınız bilgiyi ilgili kaynaklara gönderen insanlar kendi kaynaklarını paylaşırlar. Hani network hakikaten güzel. Aslında şu anda network demek müşteri demek, network demek fırsat demek, network demek tedarikçi demek. Çok daha geniş bir kullanım alanı var network sahibi olmanın. Önemli bir alan, önemli bir konu. İş bulmak istiyorsanız, İleride kendi işinizi kurmak istiyorsanız daha şimdiden çok geniş bir network'e sahip olmanız gerekiyor. Ama emek harcamanız gereken bir alan. Çok emek gerektiriyor. Özellikle kişisel karşılıklı, güveni dayalı network'ten kurmak için. Benim şimdi söyleyebileceğim bu kadar. Çok teşekkür ederim Reyhan abla. Bu da çok güzel bir çalışma oldu bizim için. Birçok soruyu cevaplandırdık. Özellikle başvuru sürecindeki yapılması gerekenler ve diğer konular hakkında ciddi anlamda konuyu açtık. İleriki zamanlarda tekrar yeni bir videoyla karşınızda olacağız. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tamamdır Reyhan abla. Güzel oldu. 45 dakika sürdü yaklaşık. 45-46 tamam. Dakika sürdü. Şu an yaklaşık 3 saate yakın bir videomuz var. Tamamdır. Aklıma benim mesela